Yetim, babası ölmüş olan çocuk demektir. Tanımlara göre yetimlik, bloğ çağına girince biter. Peki yetimlere göre? Tahsin'in ölümünden sonraki hafta boyunca Metin, Ali ve Feyza birbirlerine ve annelerine sarılıp ağladılar. Hamile annelerinin üzülmemesi gerektiği ancak ikinci hafta akıllarına geldi. Akşam yemeklerini yatsı ezanından sonra birlikte yemeye karar verdiler ve Tahsin'in ölümünden sonraki ilk şakayı Ali yaptı. Üçüncü hafta işlerine dönmeyi başardılar. Ali kahveye, Metin tesisatçıya, Feyza ise benzinliğe döndü. Dördüncü hafta Feyza Deniz'le konuşurken kalbi hızla attı. Ali, Şükriye'nin geçtiği saatte kendini kapıda beklerken buldu. Metin, ağrısı olmadığı halde ağrı kesici almak için eczaneye gitti. Beşinci hafta sonunda artık Feyza yalnız uyuyabilse de hala babasının aslında ölmediğine dair rüyalar görüyor. Ali'nin aklına fermuarlarla ilgili bir icat fikri geldi. Ama hala motorun olduğu çalışma bölgesine giremiyor. Metin artık babasının fotoğraflarına bakabilir hale geldi. Fakat ne zaman yan yana yürüyen bir baba oğul görse kafasını diğer tarafa çevirmek zorunda kalıyor. Bu beş hafta boyunca Şükriye her akşam yemek getirdi. Oğuzhan her gün getir götür işlerini yaptı. Hilmi evin bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Şerif ise her gece dua etti. Yetim, Arapça tek başına anlamına gelen yetem sözcüğünden türer. Çünkü babanız ölürse tek başına kalırsınız. Eğer yanınızda tutunacak birileri yoksa. Metin Ali, uyanmanızı istiyorum. Metin Ali! Benim canım New York usulü biftek çekti. Hadi pişir bana. Metin, abisi kalk. Hadi abisi, kalk. Uyan abisi. New York'a gidiyoruz. Biletleri business mi aldınız? Aha, size mi sandık? Yanında da pancar turşusu istiyorum Metinli Ali. Arkadaş. Feyza, annem aşağıydı, kalk. Ayı. Feyza, annem aşağıydı, kalk. Ne yaşardı? New York usulü biftek. O ne ki lan? O ne? Ne bileyim. Görmedin ki daha önce. New York usulü biftek. Annem de neler biliyormuş ha. Gurur duy. Anama feda olsun aslanım. Esirgediğinden değil de kadın Amerikan mutfağını Asya'ya kattı. Arap ezgileriyle birleştirdi. Üzerine de batının ahlaksızlığını değil, ilmini ekledi. Nasıl yani? Bütün insanlığı tek bir çatı altında topladı yalan. Bebeğin canı çekmiş demek ki abi. Kızım sen de şunu düzgün çırp. Kardeşimizin ağzına pütür gelmesin. Bebek değil, gurme anasını satayım. Vedat Milor olacak başımıza bu. Ali, oğlum şimdi de fıstıklı çikolata çekti canım. Hadi bana temin ediver. Ya anacığım bu saatte ben nereden bu... Hemen temin ediyoruz anacığım. Nasıl yapacağız onu? Bizim benzinliğe gitsenize, bizim benzinlikte fıstıklı çikolata bulursunuz. Heh. Ekmek tahtan al lan. Güzel fikir. Hadi ben bakarım etlere. Sen yorulma anacığım. Abi şunu şuraya atma. Gel üstümüzü değiştirelim, öyle mi gideceğiz?
Anneciğim, eğer kardeşim izin verirse birazcık turşu da ben yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Aç ağzını. Aha. Hadi. Ah Ali abi, gelmişken kadınlar tuvaleti arızalı, bir bakabilir misiniz? Şaka. Niye benzinliğe gönderildiğim üzerine şimdi. Beyler hazırlanın. Ha. Ne yapıyorsunuz lan burada? Vallahi her şey Rus ruleti oynama fikriyle başladı. Hangi ara bu noktaya geldik ben de anlamadım. Doğruluk. Bütün tabancalar şarjörlüydü. Ona rağmen başladık. Allah'tan Hüseyin bir terslik olduğunu fark etti. Yoksa şu anda ben ölüydüm. Sana bir can borçluyum kardeşim. Eyvah. Tabancaların iki tanesi çalışmıyor zaten. Kalanları dönüşümlü aramızda kullanıyoruz. Televizyonda kendini dağ bayıra salıp çişini içen adamın hayatını şehrin göbeğinde yaşıyoruz sayende. Cesaret amına koyayım cesaret. Sayemde mi? Oğlum benim yüzümden mi? Benim yüzümden. Ne oluyor lan bunlara? Sabah akşam evde televizyon izlemekten beyinleri yandı çocukların beyinleri. Yaklaş. Yarın hepimiz çok zenginecek. Arka filmin umarı olmamalıyız mı dedin? Zengin mi oluyoruz? Aha! Oğlum ben burada fısıldadım. Sen nasıl duydun orada? O nasıl bir kulak? Hugo! Kardeşlerinin kulak payını da bu abi. Kulak, kulak değil, kulak be. Allah'tan meslek icabı kul hakkı gibi ayrıntıları kafaya takmıyoruz. Bu arada az önce sen ne benim kulağımı yaladın reis. Yaladım evet. Neyse farkında olmadan yalıyormuş insan. Sen de günahını aldım kardeşim. Hakkını helal et. Umursadığımdan değil ama et. Helal olsun. İş verdik, ekmek verdik, abi dedik, kıyak abiymişsin, helal olsun. Sana güverdik, inandık, delikanlı dedik, kıyak delikanlıymışçı, helal olsun. Abi dedik, bayımıza bastık, kıyak abiymişsin, helal olsun. Seni bir baba gibi sevmiştik, helal olsun, helal olsun. Abi dedik, bağrımıza bastık. Kıyak abiymişsin, helal olsun. Hatta seni bir baba gibi sevmiştim, helal olsun. Hepimizi arkadan vurdun, helal olsun. Kes! Mafya! Yarından itibaren çalıntı araba işine giriyoruz. Hazırlanın. Kapatın. Oğlum bunun arızası falan yok mu? Lan muslukları da tamam. Her şey tamam. Bilmiyoruz ki abi. Gündüzcüler bırakıp gitmiş. Oğlum arıza falan yok. Lanlar işte çalışıyor. Vallahi bilmiyoruz Ali abi. Gündüzcüler kapıya arızalı yazmış. Sadece bulmak istediği gibi bırakmamış. Ama sağlam bırakmış. Siz bizle bir yorum geçiyorsunuz lan. Enteresan mı? Yok abi normal. Şimdi arızanın sebebi bu yazı mı? O zaman ben bu arızayı giderdim. Faturayı da Feyze Hanım'a yollarsınız. Çiğir atıya diye çıktı. Helaya geldik ya. Ali abi. Ali abi. Abi. Ulan Feyza yarın gelir de yapılmadığını görürse bir sürü tadava yapar şimdi. Gel şuraya. Sıfırına da bak lan. Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Bak oğlum ben iyi bakmalıyım. Allah belanı vermesin seni kartal ya. La çık hadi çık. Arızası buymuş demek. Lan telefon yasak diye de kasaya bıraktırdın oğlum ya. Ben de yasakladım oğlum. Kural böyle amına koyayım. Yoksa bence de çok saçma. Benzin pompasının davası mı var da telefonla yaklaşamıyor? Kapı bozuk. Ciğerim dalağım gitti. Ablacığım ben çıkıyorum. Eda, ne yapıyorsun öyle? Lavaboyu tıkarsın. Ha, tabii eğer gerçekten tıkamaya çalışıyorsan. Yok abla ya, ne tıkaması? Nemi alsın diye. Nemi alsın diye. Ha, evet. Şeydeki, tuzluktaki gibi. Nemi alsın diye. Nemi alsın diye. Nemi alsın diye. Aha, tamam. Hadi ben çıktım. Bay bay. Thank you.
Şerif abi, normalde şu yaptığının tam tersini yapman lazım. Biliyor musun abi? Ulan biliyorum, biliyorum da insan yaptığı fark edilince daha bir motive oluyor. Ya günlük itliğimi yaptım aslında. Ama motive oldum ya. İtlik yapmaya devam ediyorum. Dayanamıyorum lan. İtlik, itlik, itlik. Hoşuma gidiyor. Sormaz, ayıp olmazsa abi, bu günlük itliği nerede yaptın? Sabah 7'de mahalleden geçen otobüse bindim, oturdum içine. Bu saate kadar da hiçbir ihtiyara yaşlıya yer vermedim. Allah Allah. O otobüste senden yaşlı tek şey tekerleklerin icat tarihi. Yani teknik olarak itlik yapmış sayılmazsın Şerif abi. Ulan illa moralimi bozacaksınız, illa tadımı kaçıracaksınız ulan abi. Allah. Adam 70'inden sonra fiskiyeliğe merak saldı lan. Şey yapalım, dükkanları bölüşelim. Kahvehane bende, tesisathane sende. İşimize bakalım abisi. İcat? Ne icadı aslanım? He? Ne icadı abisi? Hadi abisi. Hadi abisi. Ay ne demek bırakıp gitmişler? İkisi de öylece ortadan yok mu olmuş yani? Vallahi bilmiyorum ki Feyza Hanım, bırakıp gitmişler işte. Ben onlara gösteririm bunu. Feyza Hanım, bunu size yan pompadaki beyefendiler gönderdi. Bu ne be? Ay Sabri abi, sen de şunlara uyuyorsun ya. Onlara verdiler Feyza Hanım. Gözünüzü para bürümüş size. Pardon, saatiniz kaç? Saat yok Feyza ama al kolumu ısır saat yap. Isır kız. Hayır, şu yüzden soruyorum. Normalde okulda olmanız gereken vakitte sizin burada ne işiniz var? İkinci sorum ise şu. Konuyu değerlendirmek için ustalarınıza nasıl ulaşabilirim acaba? İşler sarpa sarmadan konuyu değiştir. Nasıl değiştireyim lan? Sezai abinin numarasını verin lan. Ama konuyu değiştir. Alakasız bir şeye sor. Ver lan numarayı. Sor lan. İtikatta mezhebin ne Feyza? Ne? Bravo lan. Sevdiğimiz kızın itikatta mezhebini soralım değil mi ya? Oldu olacak namazın işten farzlarını sor bakalım, biliyor muymuş? Merhaba. Batman'le Robin. Arkadaşlarım geliyor, hadi uzaklaşın. Bari hangimiz Batman onu söyle Feyza. Yürü git lan. Bilin. Merhaba. İyisiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Gelin yukarıya. Hilmi, çocuğun bir baba figürüne ihtiyacı var dedim telefonda, sana yolladım. Bu ne lan? Ya ne yapmışım ya? Ne yapsam yenilemiyorum. Ben ta Amerikalardan getirttim bunu. Baba. Çocuğa geceleri yatmadan önce kitap oku dedim. Ben kitap okumuyordum ki. $100 üstündeki yazıları okumuşum. İngat bir trust diye dolanıyor lan çocuk evde. Kalbine Allah korkusunu saldım işte. Fena mı yaptın? Ulan Hilmi'cim, her şeyi parayla çözemezsin. Gerçi sen düğünümüzde de insanlara zarfın içinde davetiye değil, 20 TL yollamış adamsın. İşin kötüsü, herkes senin düğünün olduğunu anladı. Anlar tabii. Ya adam 500 tane davetiye için 1500 lira para istedi benden. Ben de ne yaptım? 50 tane 20'liğin üstüne yeri ve zamanı yazdım. Para vatandaştan esnafa, esnaftan mahalleliye. Bir haftada her yeri dolandı zaten. Üstelik 500 lira da kâr ettim. Bir de böyle düşün. Hilmi, beni delirtme. Beni çıldırtma Hilmi. Sen bu çocuğa kötü örnek oluyorsun. Ya ne yapsam yerinemiyorum ya. Ben çocuğa hayatın gerçekliğini öğretiyorum. Nasıl dobra bir insan olunur? Onu anlatıyorum. Dobra mı? Evet. Ulan bu yaşta çocuğa nasılsın dersin? O da sana cevap olarak teşekkür ederim efendim, siz nasılsınız der. Bizimkine geçen bir arkadaşım nasılsın dedi. Taşaklarım ağrıyor dedi lan kadına. Vay terbiyesiz çocuk. Vay terbiyesiz çocuk ya. Oysa onun yerine geçecek en az 100 tane mecaz var. İnsan billur der, taş taş der. Bak ben çorba diyorum, biplemiyorlar mesela. Kes! Ya sen çok düşüncesiz bir adamsın. Ben buraya gelirken her seferinde 3 saat yol geliyorum. Biz mesela niye her seferinde bu restoranda buluşuyoruz acaba? Çünkü burası benim restoranım. Ya yeni bir işe gireceğim, inşaat işi. Nakit lazım bana. Bir yeri de satmam lazım. Bir yandan gözlem yapıyorum, bir yandan da seninle buluşuyorum. 2 işi bir arada yapıyorum yani. Bu arada burası bayağı iş yapıyormuş ha. Satmayayım ben burayı. Ben sana dayanamıyorum ya. Ben sana dayanamıyorum. Senin yüzünden sinir sahibi oldum ben. Bir halin varsa gör. Düşüncesiz herif. Pislik. Kim düşüncesizmiş ya? Külliyen iftira ya. Nereye, nereye gidiyorsun? Oğlum buraya. Bayağı azıkmış burası ya. Ben burayı satmayayım o zaman. Ya niye sadece su içiyorsunuz? Ola mola bir şey söyleyin. Olmaz mı böyle? Hanımefendi, telefonla oynayacağınıza bir tatlı siparişi verseniz hiç fena olmaz valla. Bakayım. Oh, bunlar da çaya bağlamış. Oğlum hesap mı ödeyeceğim lan ben? Al bunu. Baba. Bir gün sana işim düşebilir. Ama o gün hiç gelmeyebilir. Bir de böyle düşün. Selamun aleyküm. Ulan hayırsız kirven Metin. Burada böyle boş boş oturuyorsun da bir kere de demiyorsun ki Emrah abi, cebime 20 kilo çimento koy da senin heykelini dikeyim. Niye geldin lan? Bütün modelleriniz bunlar mı? Vurma lan.
Bunlar mı? İki ay sonra onun vakumla kendi çekeni gelecek. Onu vereyim size. Sana Sivas'taki dedemin bir lafıyla cevap vereceğim Metin. No woman, no cry. Yani kadınım söyle hiç mutlu oldun mu? Bu deli Yiğido'yu unuttun mu? Neyse ya şunu beğendim. Kabin mabin var mı ya buralarda? Ben şunu bir deneyeyim. Amrahçığım çok net söylüyorum. Şu kafanı şu tuvalet taşının deliğinden tek seferde geçiririm. Ne taşı kırarım ne kafanı kırarım. İddialıyım. İstiyorsan deneyelim. Tamam kızma be Petito. Eda evlilik teklifimi şaka sandı. Ciddiye almadı. Moralim çok bozuk. Şaka mı sandın? Sempatikliğimden kaybediyorum kanka. Ama neyse ya, beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tesisatçılık? Boru döşemeyi seviyorum be kanki. Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Mesela tesisatçılık yapmam. Tesisatçı adamın mezhebi geniş olacak kanka. Vallahi şahsen ben kaldıramam. Neyi kaldıramazsın lan? Ya sen şimdi bunu el emeği, göz nuru iki saatte takacaksın. Sonra ben gelip iki dakikada üstüne çok affedersin sıçacağım. Mesela Da Vinci'nin 7 senede yaptığı Mona Lisa tablosunun üstüne sıçsam adam bunu kaldırabilir mi? Vallahi şahsen ben de kaldıramam. Dikkat! Emrah? Kız sende bir şey var bugün. Ne? Ne var? Sen bir şuh olmuşsun bugün. Şuh Eda. Yok canım, ne alakası var? Sen böyle şuh Eda olursan biz aşkından şuh Eda oluruz Edacığım. Yapma ama. Allah Allah. Değişikti bir şey yapmadım ama. Görüyorsunuz değil mi? Yine hazırlık paslarına başladı. Acil pres yapmam lazım. Haklı bir galibiyet alarak son haftalardaki çıkışımı sürdürmek istiyorum. Al canım. Bu ne? Hakikaten o ne lan? Bu senenin Nobel ödülü. Bu senenin Nobel ödülü sana gitti ya. Duymadın mı? Nobel mi? Kız sen de bel mel kalmamış. İncecik olmuşsun. Resmen Nobel. Al. Ananın ak sütü gibi helal olsun bu hediye sana. Görüyorsunuz değil mi? Yine çaktı golü. Yapacak bir şey yok. Kaybeden takımın taraftarı gibi ineceğiz sahaya. Hayırdır Edacığım? Ya bizim lavabo tıkandı. Bir iki musluk da damlatıyor. Bir bakar mısın diyecektim. Tabii ki ya, gidelim. Bana dedi lan, bana dedi. Hem ben ilgilenirim Edacığım. Vallahi ben şahsen bunu kaldıramam. Lan neyi gene neyi? Bu alet çantasını kanka. Nasıl kaldırayım, ne varsa içine doldurmuşsun. Tut şunun ucundan, birlikte götürelim bari. Tamam o zaman, ben eve geçeyim. Siz de gelirsiniz. Al gel lan onu. Ferahımız abi, şu dükkanla ilgilenin ver. Ali, Metin. Gurur duydum lan sizinle. İyice daldın gittin ya. Hani icadı anlatacaktın bana? Ali! Ya İlmi ya. Neyse, şimdi. Dünyadaki en büyük rezervlere sahip olduğumuz maden desem, aklına ne gelir? Fındık. He? Maden diyorum ya. Tuz. He? Tuzlu fıstık. Bor madeni ya. Bor, bor. Hani şey derler ya, geçti borun pazarı, süreşeyi Niğde'ye. İşte oradaki Niğde olmayan yer. Bor, 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 bor. Eşleşme tamamlandı. Boktaki bor mu? Vallahi bende yok. Yani bakmadım. Bilmiyorum ya. Maden işte lan. Yani dünyada en çok Türkiye'de çıkarılıyor. Allah Allah. Bu bor madeninden yakıt ürettik. Su katarak çalıştırıyoruz. Ne? Vallahi mı? Yemin et. Sen ne diyorsun Ali? Yakıta su katmak suç sayılmayacak mı artık? Allah! İlmi buna taptı. Bu bir devrim Ali! Ali! İşte biz de bu yolla çalışan motor yaptık. Bak buraya kadar iyi gidiyordun. Burada iyice saçmaladın. Yolla çalışan motor ne ya? Yolla değil ya. Borla, bor, bor. Şunu bir öğren artık ya. Üstelik bu motor havaya egzoz gazı vermiyor. Oksijen veriyor. Bana ne? İşte babamla arkadaşları da acaba bu motor çalışır mı? Bu motor yürür mü diye çalışıyorlardı. Bitirdiler mi peki? Çabuk söyle. Bitirdiler mi? Bitirdiler. Yani çalışmalar bitti. Tam prototipi yaptık. Çalıştıracaktık. Tık. Kim bu bunu anladı? Anlamaklar almadı. İlginçti. Ya Ali, fındık, fıstık, tuz, bor, mor falan uzatma ya. Şunu adam gibi anlat. Benim anlayacağım şekilde spesifik anlat ya. Spesifik? Yakışmadı mı ağzıma? Yapışıyor ağzına. Tamam ya, o zaman enine boyuna anlat. Senin anlayacağın şekilde söyle. Hadi. Sen ne yaptın? Hiçbir şey anlamadım.
Şimdi Hulusi Kentmen gibi babacan konuşmak karakterimle çelişecek ama... Anlatırken gözlerindeki parıltıyı bir görseydin Ali. Bir görseydin. Şimdi ben şey yapmayayım ya. Yap yap. Bence sen bu icattan kopma Ali. Ama yine de sen bilirsin. Bana kalırsa sen bu icattan kopma Ali. Yine de sen bilirsin. Ama bence kopma Ali. Ama yine de sen bilirsin. Bu işin peşini bırakma Ali. Ama yine de... Ne oldu? Gayet iyisin dedi doktor. Bebek de iyiymiş. Anne sen niye bize haber vermeden buralara geliyorsun ya? Ben kaç yaşındayım oğlum? Utanıyorum başkalarının yanında. Anne sen zaten bize en güzel hediyeyi verdin. Bizi hayata döndürdün. Sen bu... Metin bölüyorum ama lavabo nerede oğlum? Şu tarafta gel götüreyim gel. Gel gel anne burada. Anne. Gel. Gel anne burada gel. Evet, doktor size bunu nasıl kullanacağını anlattı mı? Yok, anlatmadı. Peki siz sormadınız mı doktora? Eczacı anlatır dedim. Ya ben haftalık usulü çalışıyorum. Şimdi 30 yaşında adama fitili nasıl kullanacağını mı anlatayım? Ver tamam, ver. Buyurun, kapuşta. Bana kondom ver. İktidar hapı da istiyorum. Bit ilacı var ya, ondan da istiyorum. Kokusuz damla, kokusuz damla da ver. Bir de ayak mantarı kremi. Ayak mantarı kremi? Ayağın o kümede ne işi var ya? Sana ne kardeşim ya? Sen ver benim istediklerimi. Çabuk ol ya, çabuk! Ne oluyor ya? Tutucusunuz tutucu. Teyzeciğim sen kendi çocuğuna cinsel eğitim verdin mi de geldin beni burada yargılıyorsun acaba? Şuna bak, mute'de konuşuyor. Aa, bilgisayar bile utancından ekran koruyucusuna geçti. Müşteri kalmadı, betini bereketini kaçırdın her şeyin be. Oğlum bak, Eda yokken alamadığım şeylerin stoğunu yapıyorum ya. Anlayışlı ol, hadi. Başka izahane mi yok abi? Yok kardeşim, başka izahane yok. Bir tek şu karşıdaki var, o da ta karşı kaldırımda ya. Allah Allah. Burada bir yerde de Ada afişi vardı. Eda varken bakamıyordum, ona bak. Ulan ne karılar var be! Ben bu çiçeği yerim. Başka bir şey var mı? Ter kokusunu önleyici krem ver, bir de tüy dökücü krem ver. Hadi lan 3-5 tüp de kendine al, o da benden olsun. Eda yok mu Oğuzhan? Bir dakika. Ya bu Yusuf'un bağış kutuları oluyordu burada. Onlardan yok mu? Bağış maaş yapardık. Aa Şükriye abla sen de mi buradasın? Hı-hı. Ulan Oğuzhan vallahi kulağını çekeceğim. Bu kapıdaki krem reklamı nedir lan? Sen utanmıyor musun kadın bedenini metalaştırmaya, ırz düşmanı? Evet abi. Kondom, iktidar hapı, ayak mantarı kremi, bit ilacı, kokusuz damla, ter kokusu için krem. Heh, sen bile belki söylemeyi unutmuşsundur. Tenya ilacını da şöyle koyuyorum, lazım olur. Kenya ilacı mı? Ama bu faşistlik. Konuyu değiştirme. Bak buraya. Al. Toplam 223 lira. Sen 225 ver yeter. Demek sen de Metincisin. Yazdım seni Alman kurdu. Metin yenilince sen de yenilmiş olacaksın. 100, 225. 2 liraya da bunu aldım. Ben kimseyi hiçbir şeye ikna etmek zorunda değilim kardeşim. Ben bunları yatalak kuzenime alıyorum bak bunu da. Çocuk yatalak. Evet Şükriye abla sen? Ben Eda'ya bakmıştım ama. Eda abla Metin abiyle çıktı ya, onların bir işi varmış. Ha iyi. Şey Oğuzhan Ali ne yapıyor? Ali'yi gördün mü hiç? Ali abi kahvede işte uğraşıyor, ne yapsın? Herkesin bir işi gücü var Şükriye abla. Ha iyi, sen ne yapıyorsun Oğuzhan? Vallahi benim de işim gücüm var, sen de şimdi beni tutuyorsun. Ay iyi tamam, ben seni tutmayayım o zaman. Tutma o zaman Şükriye abla. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Serseri ya. En sevmediğim işler şu tuvalet kapısı işleri usta ya. Şimdi Allah bilir kapının arkasında ne göreceğiz. Evlat, 40 yıldır bu işi yapıyorum ben. Neler gördüm neler. Onun için bu saatten sonra... Kutsal Meryem. Böyle bir şey görmüş müydün? Hemen cevap verme. Anın duygusunu bozma. Allah'ım. Fotoğrafı koyalı bir hafta oldu. Hala 5 like var ya. Deniz, neredeydin sen dün? Ben senden çok hoşlanıyorum Deşe. Yarın öğlen vaktim varsa bir şeyler içelim mi? Tabii. Olur. Yarın görüşürüz o zaman. Deniz. Senin adına çok sevindim.
Sağlık olsun, ne yapalım değil mi? Ne diyelim? Allah kimsecikleri buralara düşürmesin. Öyle de dememek lazım aslında. Ben de ileride anne olacağım zaman gelmek isterim. İleride anne olacağım. Anne. İleride anne olacağım zaman. Eda Duru. Eczacı. Boy 1.65. Kilo 53.2. En sevdiği yemek lahana sarması. En sevdiği film not defteri. En sevdiği fıkra arkadaşlar organize olalım fıkrası. Mutlu olduğu zaman giydiği açık mavi gömlek, mutsuz olduğu zaman giydiği gri gömlek. Her esnemesinin sonunda mahcup mahcup gülümsemesi. Her endişelenmesinde sol elinin işaret parmağını kemirmesi. Her öfkelendiğinde kalkan sol kaşı. Rüzgar esince uçmasa da eteklerini tutman. Yemek yerken birisi eczaneye girdiğinde utanarak beraber olsun demen. Her ağrı kesici alışımda uykunu alıyor musun diye sorman. Saçımı her kestirmemde berber enseyi düzgün almış mı diye kontrol etmem. Parfümünün eczaneyi dolduran kokusu. Sen dükkanın önünden geçerken duyduğum ayak seslerin. Attığın her adım. Aldığın her nefes. Kullandığın her hece. Bahşettiğin her gülümseme. Döktüğün her gözyaşı. Yolladığın her bakış. Saçının her teli. Elinin her parmağı. Gözündeki bütün kirpikler. Vücudumdaki her hücre. Dünyadaki bütün ağaçlar sana oksijen üretmek için var Eda. Bütün iltifatlar seni selamlamak için. Bütün kelimeler seni tarif etmek için. Bütün yollar belki sen yürürsün diye. Bütün pencereler belki sen açarsın diye. Bütün insanlar, bütün bitkiler, bütün denizler, bütün kıtalar, dünya, güneş, evren, her şey, hepsi her zaman senin için. Metin. Metin, daldın. Maçın son kornerinde karşı kaleye koşan kaleci çaresizliğiyle geliyorum sana Eda. O kadar seçeneksiz, o kadar kaybedecek bir şey mi? Metin. Hazırsanız gidelim. Niko ise yaptı ortayı. Sinan ve topu alana gidiyor. Sinan topu alana... Ya arkadaşım daha nasıl anlatayım? Allah Allah. Sen çalıştığın müesseseye niye mesleli kalan muamelesi yapıyorsun ya? Kendim yemeyeceğim diyorum. Bir çalışanınıza getirdim. Murat, tamam tamam. Arkadaş benim tanıdığım. Ya Şükrü'ye sana yemek getirdim. Tutturmuş içeri alamam diyor. Bu nedir ya? Tamam Ali, tamam. Hadi gel şöyle oturalım, gel. Ya müşteri de ayrımcılık olur mu ya? Tamam ya. Allah Allah. Tamam. Canerik en güzeldir. Aldım dayı. Ne? Hala bakıyor ya. Sen cenaze boyunca bir tabak da olsa her gün yemek getirdiğin için ben de sana akşam yemeğe getireyim dedim. Sağ ol Ali, çok makbule geçti. Bilirsin yemek konusunda de kamerat değilim. Öyle ezen bir şey değil ya, sandviç falan işte. Olsun, düşünmen yeter. İnsan birini kaybedince devam etmek çok zormuş be Şükrü'ye. Sen nasıl hallettin? Hani böyle şimdi midene taş bağlamışlar gibi hissediyorsun ya Ali. İşte o geçiyor bir süre sonra. Geçiyor mu hakikaten? Unutuyorsun yani. Unutuyor musun dersen... geçiyor işte Ali. Ya aslında hepimiz köpek balıkları gibiyiz biliyor musun? Hep ileriye doğru devam etmek zorundayız. Sen de devam edeceksin.
Merak etme. Kepenk balığı da en sevdiğim su hayvanıdır, biliyor musun? Ben de çok severim ama çok ürkünç oluyor be. Vallahi biliyorum. Şükrü, işin uzun mu da? Ha, geliyorum hemen. Müessese bize taktı ya, konuşturmuyor bak, görüyor musun? Yok, çalışmamız lazım. Hadi baksana, çok kalabalık, hadi. Hala arkandan pisliklerini topluyorum Ali. Hiçbir şey değişmiyor. Dayı, helal et. Helal olsun. Şimdi beni niye arar ya bu saatte? Hola. Ali. Sonra ne vale? Hani sen bana bugün uzun uzun motoru anlattın ya. Televizyonda iki tane herif var. Aynısını anlatıyorlar lan. Ne anlatması? Kim anlatıyor? Ne diyorsun sen ya? Kumanda nerede kalsın? Ver, ver, ver. Ne yapıyorsun? Ver. Üçümüz de gördük uzaylıyı. Böyle kakasını yapıyor. Birden askerler geldi. Uzaylıyı da gemisini de alıp gittiler. Bu ne lan? Sonra da kakasıyla kaldık. Sonra nevale bu şekilde suyla temas edince sudaki hidrojeni ayırarak ortaya çıkmaktadır. Lan. Alo. Baba sen ne yaptın? Ha, ne yaptın sen baba? Sizin motora çok benziyor. Nasıl? Güzel mi? Amacın nedir senin baba? Ha? Bak bu televizyona çıkan adamlar var ya Yiğit. Bir süre sonra hepsi sahtekar olduğunu söyleyecek. Sonra alternatif yakıt bulduğunu söyleyen birileri daha çıkacak. Daha sonra onların da sahtekar olduğu anlaşılacak. Fikri itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun değil mi? Bir sene sonra Yiğit, bu alternatif yakıt meselesi var ya, bütün ülke için kocaman bir şaka olacak. Ama kocaman bir şaka. Lan kırıldı değil mi o? Arkadaş, benim bu zengin alışkanlıklarımdan bir an önce vazgeçmem lazım ya. Ne demek abi? Hilmi abi benzinliği satacakmış. Vallahi abisi dünkü olaydan sonra bu işin bir geleceği olmayacağına karar vermiş. Hilmi kendisiyle çalışamaz dedi. Feyza. Atıp tutmuyorsa yani ben hiçbir çalışanımı mağdur etmem. Yeni açacağım iş yeri neyse çalışanlarımın hepsini oraya aktaracağım dedi. Yarın belli olacakmış. Biz ne olacağız peki? Bir bilsem Metin. Bir bilsem abisi. Babam olsa o bilirdi bu işleri. Metin Ali Özdemir. Buradayım. Merhaba. Ben avukat Kemal Sağar, babanızın arkadaşıyım. Babanız ölümü halinde size iletmem için bir mektup vermişti. Allah Allah. Oğullarım, bu mektubu okuyorsanız ben ölmüşüm demektir. Üzgünsünüz biliyorum. Ama yerine getirmeniz gereken sorumluluklarınız var. Evlatlarım, şimdi ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Dinleyin. Seyirciler hazır mıyız? Kapa 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 kap